Merhabalar arkadaşlar. Ben Selda, Kale Okulları'nda biyoloji öğretmenliği yapıyorum. Bizler de bu süreçte video çekimleriyle eğitim vermeye devam ediyor olacağız. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden hücre sitoplazmadan devam edelim. Sitoplazma hücrenin içerisini dolduran hayatsal faaliyetlerin gerçekleştiği plazmadır. İçinde organik ve inorganik maddeler bulunur. Ayrıca görevleri birbirinden farklı olan organeller de bulunur. Sitoplazmanın organeller hariç hücre akışkan kısmına sitozol denir. Sitozolün büyük kısmı arkadaşlar sudan oluşur ve bu su oranı canlılarda pişkenlik gösterir. Bu sıvının içinde enzimler, RNA, organik bileşenlerin yapı taşları, atıklar, mineraller bulunur. Prokaryot hücreler, arkadaşlar bunu dersimizde zaten söylemiştik. Prokaryot hücreler zarla çevrili çekirdek ve zarlı organelleri yoktu bunların. Sadece zarsız organellere sahipti arkadaşlar. Ve dolayısıyla zarlı organel bulunmuyorsa sitozol içerisinde RNA çıplak halde bulunacaktır arkadaşlar. Devam edecek olursak organellere bakalım. Organeller zar tipine göre farklılık gösterecek. 3 çeşit organel türümüz var arkadaşlar. Zarlı organeller, tek katlı zara sahip organeller ve çift katlı zara sahip organeller. Şimdi öncelikle arkadaşlar zarsız organellerden başlayacağız. Sentrozom ve ribozom, bunları yeri geldiğinde zaten aç parantez yapacağız. Çift katlı zara sahip organeller ise mitokondri, plastitler. Peki plastitler nelerdi? Kloroplast, kromoplast ve lökoplast olmak üzere plastitlerde 3 çeşitti. Şimdi tek katlı zara sahip organellere bakalım. Endoplazmik retikulum, Golgi, lizozom, kofu sayabiliriz. Peroksizom da bunlara dahil arkadaşlar. Ribozoma baktığımızda ribozom tüm canlı hücrelerde bulunur. Memelilerin olgun al yuvar hücrelerinde bulunmaz. Burayı arkadaşlar önemli. Burayı yıldızlayarak belirtelim. Ancak bu hücre ilk üretildiğinde ribozoma sahiptir. Organeller ve çekirdekleri sonradan kaybetmektedirler. Zarsız ve küçük organellerdir. Protein sentezi yaparlar. Yapısında protein ve RNA bulunur. Prokaryot ve ekaryotlarda protein ve RNA içerikleri birbirinden farklıdır. Ekaryotlarda daha büyüktür. Çekirdekçik bölgesinde yapısını oluşturan RNA ve protein üretildiğinden üretim yeri çekirdekçik. Küçük ve büyük olmak üzere iki alt birimden oluşur. Pasif haldeyken alt birimler birbirinden ayrıdır. Protein sentezi sırasında ise bu alt birimler arkadaşlar birleşecektir. Ribozom görevini yerine getirecektir. Prokaryot sitoplazmada serbest halde. Prokaryot sitoplazmada serbest halde başka bir organelin içinde endoplazmik retikulum ve çekirdek zarının üzerinde bulunur. Prokaryot hücrelerde ribozom arkadaşlar sitoplazmada serbest halde bulunurken ökaryot hücrelerde sitoplazmada serbest halde de bulunabilir. Başka bir organelin içerisinde de bulunabilir. Örneğin kloroplast, mitokondri organelleri gibi endoplazmik retikulumun ve çekirdek zarının üzerinde de bulunabilir. Yine ribozom arkadaşlar. Bir hücrede aynı protein çeşidinden çok sayıda üretilmek istendiğinde çok fazla ribozom bir araya gelerek polizom ya da arkadaşlar poliribozom yapılarını oluşturur. Sentrozoma bakalım. Sentrozom hücre bölünmesi sırasında iyi ipleri oluşturarak hücre bölünmesine yardım eder. Yani sentrozomun başlıca görevi hücre bölünmesi sırasında iyi ipliklerin oluşmasını sağlamaktır. Bitki hücrelerinde görünmez, hayvan hücrelerinde ise sadece bölünebilen hayvan hücrelerinde görülür. Özellikle kas, sinir, yumurta hücresinde arkadaşlar sentrozom yoktur. Mantar hücrelerinde ise yine sentrozom bulunur. Sperm içerisinde bulunan sentrozom döllenmeye katılarak zigotun sentrozomu haline gelir. Bu nedenle vücudumuzda bulunan tüm sentrozomlar babamızın spermi içindeki sentrozomdan kopya alınarak üretilmiştir. Bir sentrozom iki tane sentrolden oluşmuştur. Bir sentrozom iki tane sentrolden oluşmuştur. Evet, görselde de zaten
Bunu destekliyoruz. Bir santrolün yapısında ise mikrotübüller vardır. Türev yapmaya başlamadan kısa bir süre önce kendini eşleyerek iğdiklerini üretmeye yarar. Bu mikrotübüllerdi arkadaşlar. Şimdi katlı zarlı, tek zarla çevrili organellere bakalım. Zarsız organeller bitti. Endoplazmik retikulum, ökaryot hücrelerde çekirdek ile hücre zarı arasında yer alan kanallar sistemidir. Görevleri hücre içerisinde madde taşınmasını sağlar. Çekirdek zarını oluşturur ve çekirdek zarı ile doğrudan bağlantılıdır. Hücreye mekanik desteklik sağlar. Hücre içerisinde gerçekleşen asitik ve bazik tepkimelerin birbirini etki etmeden, yani birbirine zarar vermeden gerçekleşmesini sağlar. Daha doğrusu asitik ve bazik tepkimelerin birbirine karışmadan gerçekleşmesini sağlar. Karbonhidrat, yağ ve protein sentezine görev alır. Golgi simciği, kofu ve lizozom organelin üretimini sağlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, endoplazmik retikulum organelinden aslında diğer bazı organeller de üretilebilmektedir. Golgi simciği ile birlikte çalışır. Üzerinde ribozom olup olmamasına göre iki çeşittir. Üzerinde eğer ribozom varsa granül endoplazmik retikulum ya da yer diyoruz. Üzerinde ribozom bulunur. Protein sentezinin çok fazla yapıldığı, enzim, hormon ve salgı üretiminin çok olduğu hücrelerde bolca bulunur. Protein moleküllerin Golgi cisimciğine taşınmasından sorumludur. Hücre dışına salgılanacak organel ve hücre zarındaki protein yapılı molekülün üretiminden üzerindeki ribozom sorumludur. O zaman şöyle bir genelleme yapabiliriz arkadaşlar. Granül endoplazmik retikulum, yani yer, protein metabolizmasını etkileyken, granülsüz endoplazmik retikulum ise yani düz endoplazmik retikulum diyeceğiz biz buna. Üzerinde ribozom bulunmaz. Hormon ve yağ sentezi yapan hücrelerde bol miktarda bulunur. Yağ, karbonhidrat ve mineral taşınmasından sorumludur. Kas hücrelerinde kasılmayı gerçekleştirmek için kalsiyum depolanması yapar. İnsan karaciğer hücrelerinde ilaçların olumsuz etkilerini, yan etkilerini giderir ve glikojen depolar. Ve aynı zamanda arkadaşlar, granül endoplazmik retikulum ve düz endoplazmik retikulum aynı hücrede bir arada bulunabilir. Gelelim Golgi cisimciğine. Golgi cisimciği yassılaşmış keseciklerden oluşmuş organeldir. Yassı keseciklerin uçlarında tomurcuklanarak oluşmuş küçük keseler vardır. Endoplazmik retikulum ile beraber çalışır. Genellikle birbirine yakın konumlanmışlardır. Golgi cisimciği endoplazmik retikuluma bakan yüzeyine bağlanan kesecikler içeriğini boşaltarak Golgi aygıtın yapısına katılır. Golgi cisimciği endoplazmik retikulumdan gelen bu keseler vasıtasıyla gelişir. Golgi cisimciğine gelen maddeler Golgi kanalları boyunca ilerlerken değişikliğe uğratılarak yapısı geliştirilir. Golgi cisimciğinde de bu moleküller yağ, şeker, fosfat, sülfat gibi grupları etkilediği gibi bazı molekülleri çıkararak da molekülün ana yapısını değiştirebilir. Son halini alan molekül Golgi'nin hücre zarına bakan yüzeyinden kesecikler halinde salınır arkadaşlar. Görevlerine bakalım. Hücreye özgü salgıların üretilmesi ve egzositozda atılacak olan salgı keseciğinin oluşturulmasını sağlar. Peki egzositoz neydi? Dışarıya atım. Sito neydi? Hücre demekti. Egzoda dış demekti. O zaman hücre dışına bir atım olacak. Lizozom ve kofol gibi organellerin üretilmesinden sorumludur. Kompleks organik maddelerin üretilmesini sağlar. Peki kompleks organik maddeler nelerdi? Glikozla protein birleşir, glikoproteini. Glikozla lipid birleşir, glikolipidi. Size arkadaşlar fosforla lipid birleşir, fosfolipidi oluşturur. Bunlar kompleks organik maddelere örnek teşkil edebilir. Hücre zarının ve hücre çeperinin üretilmesini sağlar. Selüloz üretimi Golgi cisimciğinde gerçekleşmez. Ancak bitki hücre çeperinin yapısına katılan diğer organik maddelerin üretimi burada gerçekleşir diyebiliriz. Lizozoma baktığımızda lizozom Golgi cisimciği tarafından oluşturulan içinde sindirim enzimleri bulunan organeldir arkadaşlar. Lizozom organeline baktığımızda Golgi cisimciği tarafından oluşturulan içinde sindirim enzimleri bulunan organeldir. Arkadaşlar buraya dikkat edelim. Lizozom organeli enzim sentezlemez. Sadece sindirim enzimlerini depo eder. Bitki hücrelerinde bulunmaz.
Özellikle pinositoz ve fagositoz yapan hücrelerde bol miktarda bulunur. İçeriğinde bulunan enzimler lizozom içindeyken pasif haldedir. Görevini yaptığı sırada ise aktif hale gelmektedir arkadaşlar. Aktifleştirme işlemi pH değişimiyle olmaktadır. pH bizim için her zaman önemli. Görevlerine bakalım lizozomun. Hücre içi sindirimi yapar. Fagositoz ve pinositozla içeri alınan besin kofunun etrafını sararak içeriğin sindirilmesini sağlar. Fagositozla içeri alınan molekül besin dışında bir mikroorganizma da olabilir. Yaşlanmış ya da fonksiyonu bozulmuş organelleri parçalar. Mesela arkadaşlar bazen dilimizi ısırıyoruz ve dilimizi ısırdığımız noktalarında fagositozla eski haline dönmesi yani yaşlanmış ya da yıpranmış dokuların tekrar bizim organizmamıza, yapımıza katılması lizozom organeli sayesinde gerçekleşir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.